Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ileri şut nedir? Oyunda ileri şut yaptığımızda bize ne fayda sağlar? Gerçekten ileri şutta daha iyi bir oyuncu olmamıza bir artısı olacak mı? Bunları konuşacağız sizlerle. Aslında 2018'de PES 2018 videoları atarken de beni takip eden kişiler ileri şut seviyesinde birkaç maç yapıp onu anlatmıştım. O videoya da kanaldan ulaşabilirsiniz. Ama 2009 içinde bizi yeni takip edenler olabilir. Abone sayımız çok fazla artıyor. Bu kişiler de en azından bu videodan yararlansın diye tekrardan video çekmek istedim bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz ki DualShock 4'ten başlayalım. DualShock 4'te analog tuşu 32 tane yönü belirliyordu analog kısmı. Ve normal yönlerle oynayan kişi toplam 16 tane yön kombinasyonu yapabilirken analogta 32 olması bunun hemen hemen yani iki katı bir fark var ve bu yüzden de analogla oynayanlar özellikle çalımlarda çok daha fazla özgürlüğe sahipler ve çok iyi çalım atabiliyorlar. Bunu her zaman değinmiştim. Şimdi bu şekilde bunun paralelinde gittiğimizde ileri şutta toplam 9 tane size yöne vurma özgürlüğü sağlıyor. Zaten kişisel veri ayarlarından değiştirdiğinizde buradan değiştirebiliyorsunuz. Kişisel veri ayarlarında ileri şutu seçtiğinizde size şut yönünden daha özgürlük sağladığını söylüyor oyun size. Ne özgürlük sağlıyor? Şimdi biliyorsunuz ki normal ileri şut değil de bizim temel ayarlarda, temel şutta her zaman birçok kişinin kullandığı temel şutlarda topa bir yön veriyorsunuz. Bu yön ya kalecin ortası, kalecinin orası ya sol taraf ya sağ taraf, onun yukarı ve aşağı doğru gitmesini siz tüpü doldurarak yapabiliyorsunuz. Yani üst köşeye atmak istiyorsanız sağ çapraza attığınızda üst köşeye gitmiyor top. O tüpü ona göre şut barını ona göre yani %80 %90 arası doldurmanız gerekiyor ki 90'a doğru gitsin. O yüzden ileri şutta böyle bir şey yok. İleri şutta siz sadece topa çok küçük bir kareye basıp dokunsanız bile eğer ki sağ üst köşeyi analogla seçerseniz o topu oraya gönderiyor oyuncu. Toplamda 9 tane yön var. Şimdi kaleciyi baz alın, kalenin ortasını. Kalenin ortası, aşağısı ve üstü olmak üzere 3 ve yanlarda da aynı şekilde 3'er tane toplam 9 tane farklı yön var. Kulağa çok hoş geliyor aslında. Bunu denedik tekrardan. 2018'de çok fazla hoşuma gitmemişti. 2019'da da deneme imkanı buldum, denedim. Hatta MyClub maçında 1-2 maçta hatta videolarını da göreceksiniz. Bana göre ileri şut şudur. Ne zaman nereye atacağını kestiremiyorsunuz. Benim ileri şuttaki amacım şu. İleri şuta geçecektim gerçekten ve geçmemdeki amaç şu olacaktı. Yerden kalecinin sağına ve soluna topu fullediğimde yani barı fullediğimde köşeye çok sert şutlar çekebilmesi. Çekiyor mu? Çekiyor. Videolarda da şu anda göreceksiniz. Bazı şutları o kadar iyi çektim ki bundan sonra ileri şut kullanmam gerekiyor dedim. Ama bazı şutları da yani resmen kesin gol olacak pozisyonları da o kadar kötü atıyor ki yani bir ortası yok. Aslında bunu şey gibi düşünün. Penaltı videosu göstermiştim sizlere. İki tane penaltı seçeneği var demiştim. Bir kontrollü penaltı, ikincisi agresif penaltı. Agresif penaltıda siz topu çok sert gönderiyorsunuz kaleye ama o top kaleyi bulursa zaten kaleci kurtaramıyor. Bu da aynı sistem. Siz ne kadar sert vurursanız kaleyi tuttuğunda gol olma ihtimali %85'lere falan çıkıyor ama kaleyi bulmama ihtimali hemen hemen %50 falan diyebilirim. Yani o yüzden çok net pozisyonları harcayıp hiç olmayacak yerden çok sert gönderdiğinizde gol olabiliyor. Bunun ortası yok açıkçası. Yani tavsiye ediyor muyum? Ben artılarını eksilerini söyleyeyim. Daha sonra en sonunda tavsiye edip etmeyeceğimi. Çünkü kişisine göre değişir bu. Ben kendim için bunu tavsiye etmem. Bana uygun değil. Ama siz eğer özellikle uzaktan şut çekiyorsanız ona şimdi değineceğim. Çok fazla fark ediyor. Şimdi 9 tane vuruş yönü olduğunu söylemiştim sizlere. İkinci özellik daha sert vuruyor. Bu kesinlikle gözle görülür bir şey ve bunu bir
antrenman yapın ya da bir online maça girin arkadaşlar. İleri şutta topu fulleyin. İnanılmaz bir sertlikte gidiyor. Yani Mbappe ile falan Neymar'la şutlar çektim bu arada. Acayip hızlı ve acayip sert şutlar çekti. Ama ne kadar sert ve hızlı vurdukça isabet oranı maalesef ki düşüyor arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Ama özellikle uzaktan çekiyorsanız, ki birkaç tane şunu denedim. Uzaktan çektiğim şutlarla 35 metreden falan bahsediyorum arkadaşlar. 35 metre, 37 metreden top hani gelişine şöyle sert vurayım dediğimde, eğer ki önümde açıksa topu doğal şokla ortaya ve aşağı doğru indiririm. Yani sadece kaleyi yerden bulsun benim için yeterli diye. Kötü bir şut da çekseniz nereden baksanız 35 metreden bile rahatlıkla kaleyi bulabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj oluyor. Ama uzaktan çektiğim hiçbir şutta kaleyi bulsa da kaleci sürekli çeldi. Uzaktan bir şut atamadım. Bunun videosunu şu anda göremeyeceksiniz maalesef. Uzaktan şut ve gol olmadı. Ama yakından özellikle Messi ile R2 ile öyle bir gol attım ki, yani ya diyorsun bu golü hakikaten temel ayarlarda atamayacağını biliyorsun. Aslında hani iki ucu boklu değnek en böyle hani örneği budur kesinlikle. Bu ya yani söz budur. İki ucu boklu değnek kesinlikle. Ne akıyor ne kokuyor. Bazen çok iyi, bazen çok kötü. Ama yani bizim için özellikle hani online klasman vesaire kasan, puan kasan, My Club'da oynayan insanlar için ya kol kırdırır ileri şut. Kesinlikle kolu kırdırır arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bir dezavantajı daha var ileri şutun. Orta açtığınızda biliyorsunuz biz manuel pasla ortayla orta açıp direkt kareye bastığımızda gol atıyorduk. Bunları ileri şutta unutun. Kafa hakimiyetinde ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Aynı şekilde orta açıp vurmaya çalıştığımda top acayip şekilde dışarı falan gidiyor, böyle tribünlere gidiyor. O yüzden hani kafa vurmayı kesinlikle temelde daha kolay yapıyorsunuz. Özellikle orta kafa oynayanlar ve yani duran toplarda çok orta açan bir kullanıcıysanız kesinlikle ileri şut size göre değil arkadaşlar. Bir başka özellik de şu. Yani size özgürlük sunuyor. Aslında bu oyunda şöyle söyleyebilirim. Özgürlük sunuldukça size ya bunu iyi kullanırsanız gerçekten işe yarıyor. Ama kullanamazsanız başa bela oluyor. Ben ileri şutu kullanamayanlardanım. Çok iyi kullanıp ya da ben kullanıyorum, sen becerememişsin diyenler varsa yorumlara muhakkak bize, hatta Serdar Cosar Instagram'dan bana ulaşabilirler. Oradan bana video da atabilirsiniz. Ben bu yönle bu şekilde bunu yapıyorum diye. Birkaç tane YouTube sayfası var. Onlarla baktım videolarına. Hani belki bizim bilemediğimiz, yapamadığımız bir şey vardır. Her zaman için öğrenmek için can atıyoruz biliyorsunuz ki. Baktığımda yani yok L1'e basılı tutacaksın. R2'ye hafif böyle bir keşkül titreteceksin. Yok R1'e şöyle bir öpüp çekeceksin. Dudağını böyle abidik gubidik bir ton şey var. Ama bunların hiçbirinde ben başarılı olamadım. Belki benim beceriksizliğimdir. Yani yapabilen varsa lütfen bana ulaşsın. Buradan hep birlikte yapmaya çalışalım. Muhakkak ki bize bir gömlek daha atlatacaktır ama bunu olumlu yaparsak atlatacaktır. Olumsuz yaptığımızda bize gerçekten yük, sırtımızda yük oluyor. Bu arada pası da yapabiliyorsunuz. Pası da daha özgür kılınması için özellikle üçgen paslarında oluyor bu. Yani kolu böyle döndürüp döndürüp analog kısmını bir şeyler, ya döndürüp derken yanlış anlamayın. Döndürüp böyle bir şeyler falan yapıyorsunuz. Ama hakikaten çok falsolu falan atıyor ama çoğu taca avuta gidiyor. Ben onu da beceremedim. Becerebilen ve kullanabilen varsa, ki ben kullanan da görmedim açıkçası. Hani ileri şutu da yaklaşık 100 maçta bir kişi falan ya da iki kişi de hani görüyorum. Çok nadir görüyorum. Ama özellikle pası hiç görmedim. Hiç hissetmedim böyle bir şey olduğunu. Eğer ki kullananlar varsa muhakkak yorumlara yazsınlar. Bu arada videolar gönderiyorum. Yani 3-4 günde 3-4 video atmaya çalışıyorum. Ettorito'nun PES 2018'deki PES'lik şampiyonu Ettorito'nun daha önce final maçını yorumlamıştık. 2019'daki ne taktiği var? Onun da videosunu attım. Muhakkak izleyin, taktiğini öğrendik ve o taktiği uyguladık, attık. Ve hatta maçını tekrardan yorumladım. Bu arada sizin beğendiğiniz Avrupa'da, dünyada iyi oynayan kişiler varsa muhakkak linklerini atın. Hem videolarını izleyelim hem de yorumlarız arkadaşlar. Önemli olan şu, en iyiyiz demiyoruz hiçbir zaman. Kanalı kurmamdaki amaç şuydu. Video
atıp sizlere bazı bilgilendirmeler yapmamdaki amaç Türk oyuncularının daha iyiye taşımak PES'te. Ve benim de bilmediğim birçok şey var ve dünyanın en iyisi değil, en iyi yüzde de değilim. Ama önemli olan bildiğim şeyleri size aktarıyorum. Sizlerden de olumlu ve güzel şeyler varsa, başarılı olduğunuz, onları da bize aktarabilirsiniz. Biz de buradan paylaşırız arkadaşlar. Bilginiz olsun. İleri şutla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben tavsiye etmiyorum. Özellikle hani puan kasıyorsanız vesaire işe yaramıyor ama uzaktan şut çekecekseniz evet. Videolarda zaten birkaç video geçirdim. Bunlarda da muhakkak hani aradaki farkı görmüşsünüzdür, oturtmuşsunuzdur. İnşallah hani hangisini yapıyorsanız başarılı olursunuz. Vurduğunuz gol olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.